Çanakkale 18 Mart Üniversitesi televizyonundan mutlu haftalar. Çombi Panorama programının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben Serkan Şimşek. Atölye çalışmaları kapsamında eğitim çalıştayı açılış töreni Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirildi. TRT'nin medya ve yayıncılık tecrübesini geleceğin iletişimcileriyle buluşturan TRT Akademi çalıştayının detaylarını izliyoruz. TRT'nin medya ve yayıncılık tecrübesini geleceğin iletişimcileriyle buluşturan atölye çalışmaları kapsamında eğitim çalıştayı açılış töreni Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk günü düzenlenen çalıştay İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kasım moderatörlüğünde Uzman Kutalmış Yiğit, Uzman Yardımcısı Hüseyin Arslantaş, TRT spikeri Ayfer Durak, TRT baş teknisyeni Ahmet Engin, baş kameraman Mazlum Demirbağ, prodüktör Ebru Çakırkaya, yapım ve yayın elemanı Ömer Faruk Günel, baş montajcı Nuri Leblebici tarafından gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından Son Kabileler adlı belgesel gösterimi gerçekleşti. E, yaptığımız meslekle e, hayallerimizin sınırı yok. E, hiç hayal etmediğimiz coğrafyalara e, seyahat edebiliyoruz. E, hayal etmediğimiz hayatlara tanıklık edebiliyoruz. E, az sonra izleyeceğimiz belgeselde e, böyle bir e, çalışmamız. Afrika'da e, çektik. E, 18 Mayıs'a kadar süren etkinlikte kamera, kurgu, ışık ve spikerlik konularında TRT'nin uzman kadrosuyla buluşan iletişim öğrencileri teorik sunumların yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarına da katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yönetimi akreditasyon çalışmalarına katkı sağlayan personelle bir araya geldi. Çomi 30. yılında Türkiye'de 210 üniversite arasından akredite olan ilk 16 yüksek öğretim kurumu arasına girdi. Çomi 30. yılında Türkiye'deki 210 üniversite arasından tüm birimleriyle birlikte uluslararası tanınırlığa sahip biçimde akredite olan ilk 16 yüksek öğretim kurumu arasına girdi. Çomü'nün akredite olması kapsamında katkı sunan eski ve yeni komisyon üyeleriyle Çomü kalite güvence birimi çalışanları Rektörlük Senato Salonu'nda Çomü yönetimiyle bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Sedat Murat günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada yalnızca eğitim ve bilimde değil, kalite ve insani değerler gibi birçok açıdan da öncü bir üniversite olmanın önemini vurguladı. Toplantı günün anısına pasta kesimiyle sona erdi. Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen tüp satranç turnuvası Çomu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüp satranç turnuvası sonunda birinciliği Çomu öğrencisi Hüseyin Taner Kulcu ve Hamza Mirza Kasap kazandı. Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen tüp satranç turnuvası Çomu ev sahipliğinde düzenlendi. Tüp satranç turnuvası sonunda birinciliği Çom'u Öğrencisi Hüseyin Taner Külcü ve Hamza Mirza Kasap, ikinciliği Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Abdullah Kömür ve Alim Bahyurda Sev, üçüncülüğü ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Yahya Uslu ve Taha Ömer Faruk Dere kazandı. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Okan Aktur yarışmada dereceye girenlere madalya ve belge takdiminde bulundu. Çome öğrenci toplulukları tanıtım günleri Terzioğlu yerleşkesi öğrenci sosyal etkinlik merkezi önünde gerçekleşti. Öğrenciler topluluklar hakkında bilgi alarak açılan standları gezdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtım günleri Terzioğlu kampüsü Ösen binası önünde gerçekleşti. Çorum Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Okan Aktur, Profesör Doktor Pelin Kanten, Genel Sekreter Ayhan Munus, Sağlık Kültürü ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel Yıldız, toplulukların yaptıkları etkinlikleri duyurabilmek ve yeni üyeler kazanabilmek için açılan standları gezdi. Çomu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve 5 gün boyunca devam eden tanıtım günlerinde öğrenciler ilgi duydukları standların yetkililerinden bilgiler alarak topluluklara üye oldular. Çomu bünyesinde bulunan Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü'ne bağlı sosyal sorumluluk birimi projelerine hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Eçi Alan Köyü'nü ziyaret eden sosyal sorumluluk birimi ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere sanal bir tur düzenledi. İşte etkinliğin detaylarını izliyoruz efendim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde bulunan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'ne bağlı sosyal sorumluluk birimi Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı etçi alan köyünü ziyaret ederek ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere sanal bir tur düzenledi. Projenin koordinasyonunu Çomu Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve Sosyal Sorumluluk Birim Sorumlusu Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazan Çalbayram ve Öğretim Görevlisi Tuba Özgün üstlendi. Çomu Sosyal Sorumluluk Birimi köy okullarında eğitim gören miniklere Benim Dünyam VR Çomu projesi kapsamında sanal gerçeklik turu imkanı sağlayarak anıt görmelerine olanak sağladı. 83 öğrenci arttırılmış gerçeklik özelliği sunan VR gözlüklerle ilk kez anıt kabiri sanal bir ortamda ziyaret etti. Ayrıca Eçi alan ilk ve ortaokulunda eğitim veren öğretmen ve çalışan personeller de tura eşlik ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin ardından Çomün'ün gönüllü öğrencileri Eçi alan ilk ve ortaokulunda bulunan miniklere kıyafet hediye etti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenci şenlikleri gerçekleşti. Trakya Üniversiteler Birliği'nin 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Müzik gruplarının da yer aldığı ve iki gün süren Çomu Öğrenci Şenlikleri'ne çok sayıda öğrenci katıldı. Çomu Öğrenci Şenlikleri Ösen Binası önünde gerçekleşti. Şenlik programında öğrencilerin performanslarını sergilediği sahne izleyenlerden büyük beğeni topladı. Şenlik boyunca Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Grup Megafon, Kırklareli Üniversitesi Rak Topluluğu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Müzik Grubu, Çomu Müzik Performans Topluluğu, Çomu Devlet Konservatuarı Üflemeli Çalgılar Grubu ve Kukla Müzik Grubu sahne aldı. Çomi öğrenci şenlikleri boyunca Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü son sınıf öğrencileri Dünya Mutfaklarından Tadım Günleri etkinliği kapsamında hazırladıkları tadım standıyla dünya lezzetlerini öğrencilerle buluşturdu. Bu hafta Çomi Panorama programından aktaracaklarımız bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.